İçeri girer girmez bizi Tuğçe Gelin'in spor şıklığıyla göz dolduran salonu karşılıyor. Yemek masasıyla salondan ayrılan Amerikan mutfakta sıcacık enerjisi ve modern dekorasyonuyla göz dolduruyor. Tuğçe Gelin'in küçük yatak odası da griler içinde bir mabet adeta. Gelinimizin modern bir havaya sahip bir de giyinme odası bulunuyor. Tuğçe'cim çok güzel olmuş gerçekten. Bir acı kahveni içtik yani. Girer girmez. Ellerine sağlık bir tane. Afiyet olsun. Çok değişiksin gerçi. Bunlar ne yavrum? O, spor mu yapıyordun sen? Ortada mı unuttun? Durum ne? Olay ne? Ben kendimi de dahil ediyorum işin içine. Böyle evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış anneler kendini salıyor. Ben de öyleydim. Sen de mi öyleydin? Ben de öyleydim. Hmm. İşte birazcık operasyonlarla, şimdi sporla destekliyorum. Spor eğitmenliği falan mı yapıyorsun? Yok yapmıyorum. Evde kendim spor yapıyorum. Nasıl merak sardın? İşin de bu değil galiba. Evet değil. İşte eşimle sevgililik dönemimizde her gün spora gidiyoruz falan öyle. Sonra evde devam etmeye başladım. Yani sonra senin yaşam şeklin mi oldu spor? Evet, aynen öyle. Müthişsin ya. Teşekkür ederim. Tamam şimdi ne oluyor yani burada? Kadınlar evlenince çocuk yapınca kendini salıyor. Salmayın. 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 Bak neler diyorlar. Salmaz bizimkisiler. Salmayacağız. Değil evet. Mi? Salanlar varsa da bugünden sonra salmıyoruz. Yaz geliyor. Yaz geliyor. Ne yapalım şimdi? Bol bol su içelim. Bol. Nerede hareket orada bereket diyelim. Asansöre evet. Binmeyelim. Merdivenleri kullanalım. Aynen. Sonra spordan sonra mı biraz yiyelim? Gluteni keselim. Hamur işi yok. Ben kesmiyorum. Öyle mi? Deli gibi yerim. Çok seviyorum. Sen de bir hafif benim gibi bir balık etlilik var. Var. Var genetik. Var. Sporumu yaparım, yemeğimi de evet. Yerim. Güzel. Peki biraz tanıyalım. Mesleğin nedir? Kaç yaşındasın? Ben stilistim normalde. Stilist? Evet. Normalde? Evet. Şu an 1,5 yaşında bir oğlum var. Ev hanımlığı yapıyorum. Ay adı ne? Aren Liva. Ya bunlar da çok güzel isimler de. Mesela ben Ayşegül, Ayşe, Zeynep. Böyle şeyler seviyorum galiba ya. Ay, bu arada çok özledim onu. Kimi? İlk defa oğlumu. Ha. İlk defa bu kadar ayrı kaldım ondan. Ne kadar ayrı kaldın? Kaç dakikadır? İşte birkaç saatçik. Kimde şimdi oğlan? Teyzesinde. Ay canım o benim. Bakıyor. Peki. Aslen nerelisin canım? Makedonyalıyım. Hmm. 29 yaşındayım. 4 yıldır da evliyim. Dış ses daha genç duruyor vallahi. 29 ha, ama evet herkes daha öyle böyle söylüyor. Bir 28 gibi. Aslan. Yok yok. Ay kapı çaldı. Ben bakıyorum kızlara. Saçları topuzuyor ondan. Teşekkür ne yapıyoruz bunlarla mı? Aslanım bir de şöyle. Bu çalıyor hala çalıyor. Tamam gidiyorum. İpimi de alayım. Tamam al kızlara sürprizim var. Tamam, git karşıla. Tamam. Kızlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi kızlar evimde bir kural var. Sizinle beraber güzel bir vakit geçireceğiz bugün. O yüzden size çok güzel bir filtre kahve yaptım. Ama kural şu ki benim evimde kahveler şekerli içilmiyor. Bunlardan içmenizi istiyorum. Sonra yağ yakımı ip atlayacağız. İp atlamayan da evin içine giremez. Ona göre hareket edin. Biz geri dönelim o zaman. Canım bir de keşke içeri girseydik öyle içseydik ya kahvemizi. Yok ilk önce kahvelerden bir yudum alın sonra alacağım sizi. Yani bir şey soracağım ben nasıl yağ yakayım şöyle bir baksana. Biraz belki kilo almak istersin. Spor illa ki yok, ben kızımdan memnunum canım. Tamam canım sen bilirsin. Evet. Yani kahveni içerim öyle ama ipini atlayamayabilirim. Kapıda mı bekleyeceğiz böyle? Bir yudum alın. Dış ses şunu vereyim sana. Kızlar kahvelerinizi içtiyseniz şimdiki etabımız ip atlıyoruz. İp atlamadan asla eve giremezsiniz. O zaman biz girmeyelim çünkü ben düşünmüyorum kendi adıma söyleyeyim. Canım bu topuklularla nasıl evet, ip atlayacağız? Ya yaparsınız ne var bunda? Sen bir yap görelim o zaman. Evet. Yaparım. Yaparım gelin kızlar bakın şimdi. Şov izleyeceğiz galiba bugün. Evet aşkım şovun alasını göreceksin şimdi. Yap bakalım şovunu o zaman. Dikkat et ismi. Evi başımıza yıkacaksın daha içeri girmeden yapma bence. Yıkmadım aşkım evim sapasağlam. Hadi kızlar ne sizden oldu? İki bekliyorum. Tane yapsın. Yoruldun tamam, mu? Gösterdim. Yorumama gerek yok. Canım içeri alırsan eğer. Tamam ip atlayın. İçeri alacağım tabii ki de. Ben atlamak istemiyorum. Böyle burada dikilmeye devam edeceğiz. Yani kahveler de elimizde kaldı. Ben böyle misafir, bir perverlik görmedim yani. Aşk olsun ya. Niye böyle düşünüyorsunuz? Eğleniyoruz burada gülüyoruz canım, ya. Biz misafirliğe geldik. Spor salonuna değil. Sen her misafirliğe ya oranımız mi biraz yüksek ya. O yüzden size böyle sen bir şey düşündüm. Sen kendi yağ oranını dengele sonra bizimkilerle. Pardon. O zaman şöyle yapalım. Size son bir hareket gösteririm. Bunu yapıyorsanız gireceksiniz eve tamam mı?
Gösteriyorum, gelin kızlar. Kızlar şimdi kol çalışacağız. Bunu da yaparsınız yani. Canım yaparız da biz gene evine geldik. Spor salonuna gelmedik ki. Aşkım yavrularınız yüksek ya, sizi düşünüyorum. Bence bol yeter artık yaptığınız şov, içeri geçelim artık. Artık yani. İçeri girelim. Yaptın zaten şovunu yeterince. Tamam kızlar, siz içeri geçin o zaman. Ben yediklerimi eriteceğim biraz. Sen devam et öyle. Yap şovunu. Kızlar dediğin hiçbir hareketi yapmadı ama yine de hepsini içeri aldın Tuğçe. Ay Düzses, bunlar hiçbir şeyden anlamıyorlar ya. Ben onları düşünüyorum, yağ yaktırıyorum, o kadar yemek yiyecekler. Gelmişler bana şov yapma diyorlar. Yapıyorum arkadaş. Yemeğimi de yiyorum, sporumu da yapıyorum ya. Boş yani Düzses, bunlar gerçekten boş yapmaya gelmiş yani. Neyse Tuğçe, istersen kapıyı kapat da salona geçelim. İyi tamam. Karşılamayı beğenmedim. Bana saçma geldi, bizi ayakta bekletti. Hareket yapmamızı söyledi içeri alması için. Bence arkadaşımızın canı birazcık şov yapmak istemiş. Ben hayatımda ilk defa böyle bir kapı karşılaması gördüm. Şov yaptı, saçma sapan bir hareketti bence. Şovun alasını gördü aslında ama yani şart koşmam da eğlenceli bir şey yaptım. Öyle şart koşmada bir şey yoktu. Konuşmak için konuşmuş kendisi.